Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Sayfanın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hanımlar bugün sizlere sıralı bir modelin yapılışını anlatacağım inşallah. Şöyle yazmamın paketini sizlere göstermek istiyorum 694 pastel gül hanımlar gerçekten harika bir rengi var ve aynı numarada hanımlar altın başak marka ip kullanıyorum ipimin e, numarasıyla yazmamı numarası ha, aynı hanımlar 694 zaten genelde e, cenk yazmalarının kodları altın başağın ip koduyla birebir uyumlu oluyor ve şöyle beyaz bir ip kullanacağım bu da altın başak beyaz iptir dilediğiniz markanın beyaz ipini kullanabilirsiniz tığım 2205'tir her zaman 2205 numaralı tığımı kullanıyorum ve şöyle sizleri bekletmeden de modelimi göstermek istiyorum harika hanımlar sıralı bir model oldukça cici ee, ve ütüsü inanılmaz kolay isterseniz sade yazmalara isterseniz desenli yazmalara uygulayabileceğiniz ee, çok güzel onumlar bir model çok da şirin bir model tığ battılarımı şöyle hanımlar bir başka model için iki zincirle tığladım biraz sık tığlamışım işin doğrusu Sizler hanımlar bu kadar sık olmayacak şekilde 2 zincirle veyahut çok seyrek olmayacak şekilde 3 zincirle tığlama yapabilirsiniz bu model için. Modelimiz iki sıradan ilerliyor. Alt sırasını yazmamızın kendi rengiyle üst sırasını da bu şekilde hanımlar beyazla geçtim. Ve sizleri bekletmeden hemen yapılışına geçmek istiyorum. Daha anlaşılır olsun diye şöyle oyanın başlangıç kısmından göstermek istiyorum. İpimi doladım. Ve bir zincir çekerek tığımda sabitledim. Yazmanızın herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. İpimi tığıma bir kere doluyorum. Ve tığ battımın içerisinden girdim. Şöyle arkadaki hanımlar şöyle ipi tutarsanız. Şu arkadaki ipten bahsediyorum. Onu tutarsanız dolgunuzu daha rahat yapabilirsiniz. Önce bir. Sonra iki ve sonraki olacak şekilde 3 kere de çıkararak bir dolgu yapıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi tığıma 2 kere doladım. Hemen bakın hanımlar dolgumun üst kısmından giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 ve sonraki olacak şekilde 4 kere de dolgumu tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Dolgumun üzerine sık iğne ile kapattım bir yuva oluşturdum bu şekilde ve sık iğnelerime devam ediyorum 2 3 4 ve 5 altıncı sık iğnemi hanımlar tekrar bakın dolgumun dibine sabitliyorum bir zincir çekiyorum oldukça minnak hanımlar bir örümcek yapıyorum bu şekilde İpimi tekrar tığıma bir kere doluyorum. Arada iki tığ battı bırakıyorum. Üçüncü tığ battıdan giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dolgumu yapıyorum. Hanımlar başlangıç kısmımız bu şekilde ve burada yaptığımız işlemin aynısını da dolgumuzun üzerine yapacağız. Ben kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın anılar, dolguda kalmıştık zaten. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ipimi tığıma iki kere doladım hemen bakın Hanımlar dolgumun şöyle üst kısmından şuradan Hanımlar giriyorum önce bir sonra iki sonra iki ve sonraki olacak şekilde dört kere de dolgumu tamamlıyorum bir iki üç dört beş altı zincirimi yaptım dolgumun üzerine sık iğne ile kapatıyorum ve sık iğnelerime devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. 6. sık iğnemi hanımlar zaten bakın ilkinde daha az görünüyor ama diğerlerinde daha rahat görünüyor. Bakın hanımlar şöyle bir tane zaten yuva oluşuyor. Şöyle göstereyim yakından. 6. sık iğnemi o yuvaya yaptım. Bir zincir çektim. Minnak bir örümcek yapıyorum hanımlar. Bakın boyutu bu şekilde ipimi tığıma bir kere doladım iki tığ battı atladım üçüncü tığ battan giriş yapıyorum önce bir sonra iki Ve sonraki olacak şekilde Burayı üstünü kapatırken hanımlar şöyle biraz ilmeğinizi Uzatarak kapatırsanız daha rahat yaparsınız Sık iğne kısmını hanımlar Şurayı Biraz daha buraya geniş yapın üçüncüyü 1 2 3 4 zincir İpimi tığıma iki kere doladım Bakın onlar geniş yapın dememin maksadı şu. Daha rahat batıyorsunuz. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dolgumu tamamladım. Altı zincirimi çektim ve dolgumun üzerine sık iğne ile kapatıyorum. Sık iğnelerime devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Altıncı sık iğnemi tekrar dolgumun dibine batıyorum. Bir zincirimi çektim. Aynı boylarda örümceğimi yapıyorum. İpimi tığıma bir kere doladım. iki tığ battı atladım. Üçüncüden giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde üç kere de dolgumu tamamladım. Bir, iki, üç, dört zincir. İpimi tığıma iki kere doladım. Bakın Dolgumun dibinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonraki olacak şekilde dört kere de dolgumu tamamladım. 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çektim. Dolgumun üzerine sık iğneyle kapattım ve sık iğnelerime devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. Altıncı sık iğnemi tekrar bakın hanımlar şöyle bir yuva oluşuyor zaten görünüyor. Tekrar dolgumun dibine yapıyorum. Altıncı sık iğnemi. İpim ayrıldı. Burayı tekrar bir düzeltmek istiyorum. Altıncı sık iğnemi dolgumun dibine yaptım. Bir zincir çekiyorum ufak bir örümcek yapıyorum ipimi tığıma bir kere doladım arada iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıya giriş yaptım önce bir sonra 2 ve sonraki olacak şekilde dolgumu tamamladım aynı işlemi hanımlar tekrar bu şekilde dolgumun üstüne yaparak yazmamın dört kenarını aynı şekilde tamamlıyorum sadece köşe kısmına geldiğiniz zaman hanımlar köşelere geldiğinizde aralarda hanımlar şöyle iki tane tığ battı değil bir tane tığ battı atlayarak şöyle 4-5 tane hanımlar 5 tane şu dalı yaparsanız arada bir tığ battı bırakarak yaparsanız köşeleri döndüğünüz zaman da hanımlar oyanız gerilmez. Birinci sıramız bu şekildeydi. Şimdi ikinci sıramızın yapılışına geçebiliriz. İkinci sıramız için ipimi elime sardım. Dediğim gibi altın başak marka beyaz ip kullandım başlangıç kısmında şöyle göstermek istiyorum sizlere yakından. 6 zincirli yaptığımız yuvaya hanımlar ipimizi sık iğne ile yuvaya sabitliyoruz bu şekilde. İpimi tığımda sabitledim. 6 zincirli yuvaya girerek şöyle hanımlar başlangıç kısmında da bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. 1, 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya sabitledim 2. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya sabitledim 3. 5 zincir aynı yuvaya sabitledim 4. 5 zincir aynı yuvaya sabitledim 5. 5 yapraklı hanımlar 5 zincirli bir çiçek oluşturduk. 1 2 3 4 zincir çekiyorum arada yaptığımız örümceğimizin şöyle hanımlar iki kanadına sık iğne ile zincirimi sabitledim 1 2 3 4 zincir sıradaki 6 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir yuvama sabitledim 1 2 3 4 5 zincir yuvama sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir yuvama sık iğne ile sabitledim 3 oldu 1 2 3 4 5 zincir yuvama sık iğne ile sabitledim 4 1 2 3 4 5 zincir yuvama sabitledim 5 5 zincirli 5 yapraklı çiçeğimizi tamamladık 1 2 3 4 zincir çekiyorum arada örümcek örümceğimi şöyle iki kanadına sık iğne ile zincirimi sabitliyorum bu şekilde 1 2 3 4 zincir. Sıradaki 6 zincirli yuvaya sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Sık iğne ile kapattım. 2 1 2 3 4 5 zincir. Sık iğne ile kapattım. 3 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapattım 4 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapattım 6 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve sıradaki örümceğimin hanımlar şöyle iki kanadına sık iğne ile kapatıyorum ve aynı şekilde hanımlar yazmamın dört kenarı boyunca bu şekilde devam ediyorum gerçekten çok tatlı bir model hanımlar. Çabuk da ilerliyor. Şu aradaki mesafe hanımlar hoşunuza gittiyse bu şekilde devam edebilirsiniz. Dediğim gibi ben başka bir model için tığlamıştım. Biraz sık tığlamışım. Sizler benim kadar sık tığlamayabilirsiniz. Yani biraz daha seyrek batabilirsiniz tığ battılarınızı. 3 zincirle de yapacaksanız eğer çok seyrek batmadan 3 zincirle de tığlama yapabilirsiniz. Gerçekten çok zarif bir model. Özellikle sade yazmalarda çok yakışıyor. Desenli yazmalara da uygulayabilirsiniz. Anne modellerine benziyor hanımlar. Anne oyası dediğimiz modellere benziyor. Benim de çok hoşuma giden bir modeldi. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de kafanıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Sayfayı ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum. Bakın hanımlar, yazmanın ön tarafı böyle, tersi böyle, hiç böyle fark edilmiyor. Gerçekten çok tatlı bir model. Ütülerken de hanımlar ütü bezi kullanın, parlamasın oyanız. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli. Yorum yazan, beğeni bırakan, abone olan destekleriyle beni mutlu eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir başka o ya da bir başka güzellikte buluşmak üzere. İnşallah Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.